Merhaba dostlar. 2022 yılı itibariyle ülkemiz yollarında görmeye başlayacağımız güncellenmiş motosikletlerin ön incelemelerine bu bölümümüzle devam ediyoruz. Bu kapsamda Honda'nın çok sevilen ve gelecek mi diye çok sorulan modeli CRF 250 Rally'yi bu bölümde... Bu fuarında görücüye çıkan yenilenmiş CRF 250 Rally modelini 2022 yılında ülkemiz yollarında da büyük ihtimalle görmeye başlayacağız. Yenilenmiş bu modelde neler değişmiş ve bir önceki modeline göre eksiklikler ve beğenilmeyen yönler giderilmiş mi? Bu bölümde bunlara bir bakalım ve siz Hayat Motor'la güzel dostlarıyla paylaşalım istedik. Yenilenmiş CRF 250 Rally Euro 5 normlarına uydurulmuş 249 cm3 hacminde tek silindirli üstten çift subaplı bir motorla geliyor. Bu motor 9000 devir dakikada 24 beygir gücü güç üretirken 6750 devir dakikada 23 Nm tork üretiyor ki bir önceki versiyonuna göre burada ufak bir tork ve güç artışı görüyoruz. Motosikletteki en büyük değişikliği ise tamamen yenilenen ve ağırlığı azaltılan şase çerçevesi ve arka salıncak kolunda görüyoruz. Yapılan bu değişiklikle motosikletin ağırlığı bir önceki modeline göre 4 kg daha hafifletilerek 153 kg'a düşürülmüş. Yine bu değişikliğe paralel olarak dostlar ön ve arka amortisörlerin hareket mesafesi uzatılmış. Önemli değişikliklerden bir tanesini de vites kutusunda görüyoruz. Yapılan değişiklikle birlikte dostlar CRF 250 Rally artık kaydırmalı bir debriyaja sahip. Bu şekilde daha yumuşak ve güvenli vites geçişleri sağlanmış. Yine vites oranlarında da değişikliğe gidilerek arazi ve trafik sürüşleri için 1'den 5'e kadar olan vites oranları kısaltılırken uzun seyahatler için 6. vites oranı uzatılmış. Bu sayede dostlar motosikletin azami hızının 135 km'ye kadar çıkarıldığını görüyoruz. Motosikletin konfor ve kullanım özelliklerinde yapılan değişikliklere bakacak olursak, yeni modelle birlikte daha uzun ve konforlu sürüş sunmayı hedefleyen Honda mühendisleri, motosikletin sele ve deposuna da dokunuşta bulunmuşlar. Motosikletin selesi dostlar, bir önceki rahatsız seleye göre genişletilirken yüksekliği de 10 mm kadar düşürülerek 885 mm'ye çekilmiş. Bu sayede bir nebze de olsa konforun ve hakimiyetin arttırılması hedeflenmiş. Yine 10 litrelik yakıt deposunun uzun sürüşlerde düşünülerek 12.8 litreye çıkarıldığını görüyoruz. Testini gerçekleştirdiğimiz bir önceki modelde bizleri oldukça rahatsız eden gösterge panelinin de bu modelle birlikte değiştiğini görüyoruz dostlar. Yeni gösterge panelinde dostlar artık hangi viteste olduğunuzu görebileceksiniz. Yine yapılan bu değişiklikle birlikte yeni gösterge panelinin daha okunaklı ve fonksiyonel olduğunu da görüyoruz. Honda mühendisleri bir öncekinde olduğu gibi LED farlarla gelen motosikletin aydınlatma sisteminde iyileştirdiklerini söylüyorlar. Yapılan değişiklikle birlikte gece sürüşlerinde motosikletin aydınlatmasında daha efektif bir görüş sağlandığını belirtmişler. Evet dostlar, bugün sizler için heyecanla beklediğimiz yenilenmiş CRF 250 Rally modelinin bir ön incelemesini yaptık. Motosiklette neler değişmiş? Bunları dilimiz döndüğünce sizlerle paylaşmaya çalıştık. CRF 250 Rally'nin diğer özellikleri ve yapılan bu değişiklikler sürüş performansına ne kadar yansımış? Bunları ancak motosikletin sürüş testini gerçekleştirdiğimiz zaman söyleyebileceğiz. Bunun için diyoruz ki test videolarımızı kaçırmamak adına kanalımıza abone olup bildirim uyarılarını açmayı unutmayın. Ve tabii videodan çıkmadan önce beğeni butonuna da basarsanız memnun oluruz. Hayat motorla güzel, motorla kalın, hoşça kalın. Yeni bir bölümde görüşmek üzere.